Mustafa Yeneroğlu'yla. Sayın Yeneroğlu hoş geldiniz. Halk TV'ye nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun Sinem Hanım. Çok teşekkür ediyorum. İyi olmaya çalışıyoruz. İyi olun. Bir taraftan gerçekten çok ciddi sıcaklıklar biliyorsunuz. Hepimizi ciddi manada zorda bırakıyor. Ama diğer tarafta son 3 haftadır Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ve İstanbul'da dolaşıyorum. Tabii çok ciddi sorunlar var ve bu sorunlar son zamanlarda çok daha fazla büyüdü. Yoksullaşma, gerçekten derin bir barınma krizi her yerde çok net olarak hissediliyor. Bunun olduğu bir ortamda tabii ki huzurlu olmak, mutlu olmak bir siyasetçi için de imkansız. Haklısınız diyelim ama o sorunları çözecek olan da yine parlamentoda bizleri temsil eden sizlersiniz. Kolaylıklar diliyoruz çözüm noktasında. Şimdi 7 ay 14 gün gibi bir süre kaldı yerel seçimlere. Şu noktadan başlamak isterim. Sanki 29 Mayıs'tan itibaren tüm muhalefet partileri için söylüyorum bunu, sizi de katarak morali bozulan, daha dağınık bir görüntü veren muhalefet partileri biraz biraz ve yavaş yavaş yerel seçime doğru odaklanmaya, bunu daha yüksek sesle konuşmaya ve stratejilerini planlamaya başladılar gibi görünüyor. Katılır mısınız yoksa siz Deva Partisi olarak henüz mesela o noktada değil, daha çok analiz ve muhasebe kısmında mısınız? Tabii öncelikle dağınıklık derken iktidardan daha dağınık bir durum söz konusu olamaz. İktidar seçimlerden sonra daha da Türkiye'nin temel sorunlarını nasıl çözebileceğine dair, seçimden önce vaat ettiklerini nasıl uygulayacağını, başta ekonomiyi nasıl düzelteceğini, ülkemizde gün geçtikçe çok ciddi sosyal sorunlara da sebep olan istihdam sorununu nasıl çözeceğini, ciddi hayat pahalılığını beraberinde getiren enflasyon sorununu nasıl çözeceğine dair bir adım atmış değil. Yani Hazine ve Maliye Bakanı'nın Türkiye'nin rasyonel zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Ve İçişleri Bakanı'nın esasımız hukuk devleti ve insan hakları olacaktır sözünün devamı gelmemiştir. Bu konuda en ufak bir adım atılmamıştır. Sadece ellerindeki o propaganda gücüyle bunu bastırmaya çalışmaktalar. Muhalefeti de kriminalize ederek, ötekileştirerek bu asıl gerçek gündemi göz ardı ettirmeye çalışmaktalar. Dolayısıyla öncelikli olarak şunu belirtmek gerekiyor ki burada asıl büyük bir dağınıklık, demokrasi kültürüne dönmeyen, hukuk devletini reddeden ve daha da ülkenin temel sorunlarını nasıl çözebileceğine dair somut program ortaya koymayan iktidarda. Bunun ben ötesinde dağınıklık derken şunu kastetmiştim Sayın Yeneroğlu, yanlış da anlamanızı istemem. Şimdi Cumhur İttifakı seçimden sonra da hala beraber ve birlik içinde bir hareket içinde görünüyor seçmen nezdinde. Ben bir vatandaşım ama mesela Millet İttifakı daha yerel seçimde ne yaparız bilmiyoruz diyen ve dağılmaya daha temayüllü, farklı yollara gitmeye daha meyilli bir imaj verdiği için dağınık dedim. Yoksa siyaseten dağınık demek istemedim. Estağfurullah, ben de zaten size tepki olarak bunu söylemedim. Biliyorum öyle söylemediğinizi. Meseleyi açıklık getirmek biliyorum, için bunu biliyorum. Özellikle izah ettim. Asıl yani fotoğrafın bütününü ortaya koymak bakımından ifade ettim. Şimdi elbette 7 ay sonra çok önemli bir seçim söz konusu. Türkiye genelinde yerel seçimler söz konusu. Elbette her bir siyasi partinin muhalefette iktidarda buna yönelik ciddi hazırlıkları var. Biz Deva Partisi olarak da seçimlere yönelik geçen hafta bütün teşkilatlarımıza bir yazı gönderdik. Bu yazıda yerel seçimlerle ilgili kendi bulundukları işte beldede, ilçede ve illerde nasıl bir öneri içerisinde olduklarını, nasıl bir yaklaşım ortaya koymak istediklerini, adayı çıkartıp çıkarmama noktasındaki süreçle ilgili bütün teşkilatlarımızdan bilgi alacağız. Yani biz istişare sürecindeyiz Deva Partisi olarak. İstişare sürecinin sonucunda da elbette genel merkezde yetkili kurullarımız kararlarını verecekler. Ancak şu andaki gündemimiz Deva Partisi olarak Türkiye'nin her yerinde aday çıkarmak ve Deva Partisi olarak 3 yıllık bir partiyiz. Öncelikli olarak kendi kimliğimizin daha güçlü bir biçimde topluma aktarılması ve bu noktada çalışmalara odaklanmak durumundayız. Dolayısıyla şu an için önceliğimiz bu. Yerel seçimler yaklaştığı zaman
bu ortaya koyduğumuz çabanın neticesinde nasıl bir tablo ortaya çıkar, o zaman tabii ki değerlendirip ona göre karar vermek durumundayız. Ancak önceliğimiz Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarımızla varlığımızı ortaya koymak olacaktır. İşte tam da bu noktada aslında sorular birbiri ardına geliyor. Neden derseniz hemen hemen tüm siyasi partiler, Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yer alan tüm siyasi partiler büyük bir aksilik olmazsa evet kendi adayımızı tüm illerde çıkarma noktasındayız. Ama tabii ki sürece de bakacağız cümlesini kuruyor. Tam bir siyasetçi cümlesi oldu diyebilirim son 10-15 gündür. Ama biz de haberciler ve gazeteciler olarak o zaman şunu soruyoruz işte. Tüm siyasi partilerin tek başına seçime girmesi kimin işine yarar? Burada bu noktada başarılı olunma şansı var mıdır? Yoksa işbirliği daha elzem ve değerli midir? Şimdi siz de aslında başta belirttiniz. Şu an için zaman çok erken bunları konuşmak için. Şu anda gerçekten hani samimiyetle bunu belirtiyorum. Diğer siyasi partilerin de farklı bir durumda olmadığını düşünüyorum. Bizdeki durumda kendi önceliklerimize göre hareket etmek. Bakın bütün siyasi partilerin kendi adaylarını çıkarmasından daha doğal bir şey olamaz. Asıl doğal olan budur. Ancak iktidar ülkede demokrasi kültürünü o kadar tahrip etti ki bu otoriter anlayışı aşmak üzere muhalefet genel seçimlerde bir araya geldi ve güçlü bir demokrasi manifestosu ortaya koydu, birliktelik sergiledi. Bununla seçimlere gitti. Maalesef seçimlerde vatandaşlarımıza muhalefet olarak demek ki yeterince güven veremedik ki iktidar tabii ki birçok manipülasyon marifetiyle, korkunç yalanlar marifetiyle seçim süreci içerisinde toplumu çok yanlış bilgilerle yönlendirmek suretiyle seçimleri kazandı. Muhalefet olarak da buradan ders çıkarmak durumundayız. Bu konuda elbette her siyasi parti kendi analizini, kendi iç sorgulamasını yapıyor. Biz de bu çerçevede bu çabanın neticesinde şimdilik öncelikli olarak kendi teşkilatlarımızı dinleme, kendi teşkilatlarımızla birlikte onların arzu ettiği doğrultuda süreci belirleme noktasında bir karar verdik ve yetkili kurullarımızda da bu kararın gereği olarak da Türkiye satına yayıldık ve her yerde teşkilatlarımızla görüşüyoruz ve öncelikli olarak yine belirttiğimiz gibi kendimizin aday çıkarması noktasında gündemi takip ediyoruz. Bunun ötesinde yerel seçimler yaklaştıkça iktidarın bu yerel seçimlerle ilgili ortaya koyacağı tutum, muhalefette diğer siyasi partilerin ortaya koyacağı tutum elbette değerlendirilecektir, elbette tartışılacaktır. Ancak burada dediğim gibi samimi olarak niyetimiz, arzumuz Deva Partisi olarak ülkenin her yerinde adayı çıkartıp bu şekilde seçimlere gitmek olacaktır. Ya tabii en tabii hakkınız aslında olması gereken de bu. Her partinin kendi adayını çıkarması kadar tabii bir şey yoktur siyasette. Ama biraz da erken diyorsunuz ama şimdi şöyle bir şey oldu bizim seçmen nezdinde kafamızda. Şöyle bir şey oluştu. 28 Mayıs akşamı daha işte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları değil ama gayri resmi kesinleşmeyen sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçildiği anlaşıldığı an Cumhurbaşkanı İstanbul'u, Ankara'yı işaret edip hadi şimdi sıra orada dediği için biz ülkece yeniden böyle bir hani bir seçimden çıkıp diğerinin motivasyonuna girme ve onu konuşma. Çünkü karşı tarafın yani Cumhur İttifakı'nın Sayın Cumhurbaşkanı'nın o kadar kesinleşmiş ve belirgin bir İstanbul rotası var ki ister istemez acaba bu taraf ne yapacak diye konuşuyoruz. Siz her ne kadar erken deseniz de Sayın Yeneroğlu. Şimdi o zaman en çok... Buyurun, buyurun. Şöyle şunu da eklemek gerekiyor. Biz genel seçimler öncesinde de en az 41 ilde kendi listelerimizde seçime girme konusunda bir kararlılığımız vardı. Bunu son ana kadar da sürdürdük. Listelerimizi tamamlamıştık. Ancak son hafta farklı bir tablo ortaya çıktı. Cumhur İttifakı'nın eğer tek başına tek listeyle seçime girmesi durumunda Millet İttifakı'nın mecliste çoğunluğu elde edemeyeceği ne dair analizler yapıldı. Bunun üzerine Deva Partisi'ne yapılan teklifler doğrultusunda bir işbirliğine gidildi. Fakat bu işbirliğinin neticesinde kamuoyunu tatmin etmeyen bir sonuç çıktı. Bu sonuç üzerine elbette her siyasi parti kendi değerlendirmesini yapacaktır. Ama seçim sonuçlarıyla birlikte karşılıklı olarak siyasi partilerden değil ama kamuoyunda
ciddi ötekileştirmeler oldu. Yakıştırmalar, hoş olmayan yakıştırmalar oldu. Her birimizi bu tabii ki ciddi manada üzdü. Dolayısıyla şu da bir gerçek. Özellikle Deva Partisi yeni kurulmuş bir parti olarak kimliğini yeterince toplumla paylaşma, iletişim kurma konusunda da ciddi sıkıntılar çekti. Bizim kimliğimiz doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte işbirliği içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden seçime girdiğimiz için de ciddi manada zarara uğradı. Dolayısıyla zarara mı uğradı? Elbette. Yani ben Deva Partisi mensubu olarak, genel başkan yardımcısı olarak Deva Partisi'nin bu süreçte kendi kimliğiyle seçimlere girmesi noktasında ilk aldığımız karar doğrultusunda hareket edemememizin ciddi manada sıkıntısını çektik. Şu anda da teşkilatlarımızda bize yönelik bu noktada çok haklı eleştiriler. Şöyle bir şey oluştu Sayın Yeneroğlu. Şimdi İYİ Partili bazı isimler de siz de şu anda CHP ile birlikte seçimlere girmenin aslında size kaybettirdiğini ya da zarar verdiğini söylüyorsunuz. Bu seçimden sonra yani şu söylediğiniz şeyin de CHP'ye zarar verdiğini düşünüyor musunuz mesela? Şimdi bakın, şöyle, bu kaybettirdi meselesini ben hani kullanmadım. Karşılıklı olarak şimdi Cumhuriyet Halk Partisi... Zarar verdi diyorsunuz da o bakımdan. Mesela Deva Partisi kaç milletvekili soktu Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden meclise? Bu çok yüzeysel bir matematik hesap. Konu bu değil. Biz Deva Partisi olarak kendi iddiaları olan, kendi kimliği olan, diğer siyasi partilerden kendisini doğal olarak ayrıştıran bir iddiayla siyasete girdik. Yani Türkiye'de 100 siyasi parti var, biz de 101. siyasi parti olalım gibi bir yaklaşımla biz siyasi parti kurmadık. Dolayısıyla kendimize has diğer siyasi partilerden bizi ciddi manada ayıran özelliklerimiz, önceliklerimiz, farklılıklarımız olduğu için bir siyasi parti kurduk. Burada ufak matematik hesap yapmıyoruz. Biz 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık bir parti değiliz. Bizim için öncelikli olarak Deva Partisi'nin kendi kimliğini topluma güçlü bir biçimde aktarma mücadelemiz vardı ki özellikle altılı masa süreci, ki ben bugün de bunun önemli ve zorunlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de bu otoriter rejimin aşılması için %50+1 gerekiyordu. Biz bunun mücadelesini verdik, ama bunun mücadelesini verirken de seçim sürecinde doğal olarak kendi kimliğimize Deva Partisi logosuyla seçime giremediğimiz için bundan Deva Partisi'nin kimliği ciddi manada zarar gördü. Dolayısıyla bunun inşa edilmesi konusuyla ilgili elbette bizim öncelikli bir gündemimiz var. Bu CHP'ye yönelik bir eleştiri değil, diğer siyasi partilere yönelik bir eleştiri değil. Kendi içerimizde, kendi aynamıza bakarak kendi gerçeklerimizle yüzleşmek ve bu doğrultuda yeni süreci buna göre bina etme çabasının bir sonucu. Deva Partisi Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden 14 milletvekilini sokmuştu Sayın Yeneroğlu meclise. 15. 15, evet. Pek de zarar vermemiş bence size, ama ilkesel olarak hani bazı şeyleri de doğru anlatamadık diyorsanız o ayrı bir tartışma konusu tabii. 3 yıllık bir parti için fena değil 15 milletvekili, yani nacizane görüşüm efendim. Yok estağfurullah, saygı duyuyorum görüşünüze, ama mesele bu değil. Yani mesele, şimdi Deva Partisi diyelim ki kendi başına seçime girseydi 70 milletvekili çıkarsaydı, siz öyle tahmin edersiniz. Ama çıkaracak mıydı işte? Biraz da gerçekleri konuşmak lazım tabii Sayın Yeneroğlu. 70 milletvekili çıkarabilecek miydi Deva Partisi? Sanırım hanım, ben başka bir şeyden bahsediyorum. Sizin sonuçta esaslarınızı ben aynı şekilde esas almak zorunda değilim ki. Siz de benimkilerini esas tabii, almak zorundasınız. Tabii elbette, sadece karşılıklı konuşuyoruz yani. Benim için öncelik parlamentoda olup olmamak değil. Benim için öncelik tam demokrasi iddiasıyla Deva Partisi'nin güçlü bir biçimde tüm Türkiye'de öncelikli olarak tanıtılması. Bu konuda eksiklikler oldu. Ben bunu ifade ediyorum. Yani seçim kampanyası süreci... Şimdi siz eksiklikler oldu demediniz, zarar verdi dediniz. Yani eksiklikler oldu ve CHP ile girmek seçimlerde zarar verdi dediniz diye ben size bu soruyu yönelttim Sayın Yeneroğlu. Cumhuriyet Halk Partililer... bu ittifakın bize zarar verdiği dediği zaman onlara itiraz ediyor musunuz? Ya tabii ki ediyoruz. Yani şimdi seçimin üzerinden 4 ay geçmiş ve önümüzde bir yerel seçim varsa ve yerel seçimleri, önümüzdeki seçimi konuşmak yerine hala 3 ay önceki meseleye dönüp orada bir zarar verdi, iyi oldu, kötü oldu tartışması yapılıyorsa aslında itirazımız tam olarak ona oluyor Sayın Yeneroğlu. Yani bitti artık diyoruz yani. Şöyle, bunu konuşmanın kimsenin faydası yok. Şimdi bakın, kusura bakmayın da kamuoyunun bir bölümü özellikle Deva Partisi'ni veya diğer partileri sanki zorunlu olarak devamlı bir biçimde
Sonuçta muhalefet de diyelim ki ana muhalefet partisine destek vermesi varlık sebebi bundan ibaretmiş gibi bir değerlendirme içerisine giriyor da kimse kusura bakmasın. Biz kendi iddiası olan, kendi öncelikli olan Cumhuriyet tarihinde ilk defa kapsamlı bir biçimde Türkiye'nin tüm sorunları ile ilgili eylem planı yayınlanmış bir partiyiz. Müsaadeniz olsun da biz de kendi iddialarımızı ortaya koyalım. Ya müsaadeniz var efendim, iddianızı ortaya koyun, koymayın işte diyen yok ki yani meseleyi meselenin özünden ayrılmayalım. Siz Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği yapmak bize zarar verdi dediniz diye ben size bu soruyu yönelttim. Bakın yoksa... Bakın siz olayı matematik bir şeye çekmeye çalışıyorsunuz. Matematik olarak bakacağım. Ne olarak bakacağım ben yani? Öyle bakmıyorum. Ben öyle bakmadığımı söylüyorum. Siz öyle bakmayın efendim. Ben de size soru soruyorum. Yani ben diyorum ki sadece. Ben de diyorum ki şimdi Sinem Hanım şunu herhalde şu objektif bir gerçekliktir. Bir siyasi parti kendi kimliğiyle seçime giremiyorsa, bu süreç içerisinde başka siyasi partinin kimliğiyle seçime girme gibi bir durum söz konusuysa, bundan kendi kimliğini topluma aktarma konusunda zarar görüp görmemesine cevap vermek ve zarar gördü demek bir diğer yani yanlış anlaşılmayı vesile kılacak bir durum ortaya çıkarmaması gerekir. Yani bu da benim görüşüm Sayın Yeneroğlu. Yani şimdi 15 milletvekili sokuyorsanız 3 yıllık bir parti olarak, Deva Partisi olarak meclise, ona zarar verdi olarak düşünmeniz bir gazeteci olarak da benim bu soruyu sorma refleksimin gelişmesine neden oluyor. Siz öyle yanıt verirsiniz. Ben böyle de sorarım bu soruyu yani. Diyorum. Benim için öncelikli olarak 3, 5, 15, 30, 40 milletvekili sokmaktan daha ziyade bu muhalefetin öncelikli gündemi seçimleri kazanmaktı. Otoriter bir rejimi sonlandırmaktı. Bunu başaramadık ve bu çerçevede de elbette biz zaten baştan beri altılı masa sürecinin diğer siyasi partilerde bunu ifade etmişlerdi. Kendi kimliklerini topluma aktarma noktasında eksik kalınacağını ortaya koymuşlardı. Biz bunu yaşadık. Hele 14 Mayıs'tan sonra hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz Deva Parti'nin tam zıttı olan bir siyasi partiyle mutabakat yapılması ve hatta özel bir mutabakat yapılması durumuna bile biz bir şekilde maalesef seçim sürecinde tahammül etmek zorunda kaldık. Bundan daha büyük bir felaket olabilir mi? Benim açımdan olamaz. Evet ya, mağduriyet yaşadığınızı söylüyorsunuz. Evet. Anladım. Bak, ben sizi. Öyle bir şey çok... söylemiyorum. Benim kendi ifadelerim var. Deva Partisi tam demokrasi iddiasıyla yola çıkmıştır. Tartışmasız hukuk devleti, şerhsiz hukuk devleti iddiasıyla yola çıkmıştır. Dolayısıyla bu konuda, bu süreç içerisinde doğal olarak bir mutabakat çerçevesinde biz asgari mutabakat zemini oluşturduk. Bu asgari mutabakat zemininde bütün paydaşlar, bütün siyasi partiler doğal olarak kendi kimlikleriyle seçime girmedi. Elbette bunun bedeli olacaktır. Bunun bedelini sanki yok olmazmış gibi, yok sayılması gerekiyor. Şimdi bedel başka bir şey, zarar verdi başka bir şey. Ben nedense o kelimeyi size ehemmiyetini bir türlü ben izah edemedim herhalde. Benim eksikliğim. Zarar verdi. Yani bir ittifakta bulunmanın bir siyasi partiye zarar verdiğinin söylenmesinin ne gibi bir zarar verdi size sorusunu beraberinde getireceğini ben size anlatamadım galiba. Teşekkür ediyorum Sayın Yeneroğlu. Anlattınız da temel problem şu. Siz Deva Partisi'nin belli bir misyon içinde olması gerektiğini demek ki düşünüyorsunuz. Ben de bizim her partinin belli bir misyon içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ben de diyorum ki ben bizim misyonumuzu biz kendimiz belirleriz. Bizim misyonumuz öncelikli olarak da Deva Partisi'nin Türkiye'de siyaseti belirleyecek güce erişmesi. Bunun için de Deva kimliğiyle mücadelemizi öncelememiz gerekiyor. Olay bu. Şimdi önümüzde bir yerel seçimler var. Zaten konu buradan oraya geldi. Şimdi İstanbul özellikle çok konuşuluyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 28 Mayıs akşamından itibaren İstanbul ve Ankara vurgusunu yaptığını tekrar hatırlatayım size. Ve CHP ile işbirliği yapmamız bize zarar verdi sorusunun üzerine de bence bu sorulması gereken bir soru. Bu noktada İstanbul'un ve Ankara'nın ne kadar önemli olduğunu herhalde farkındasınızdır. Destek vermeyi düşünüyor musunuz İmamoğlu'nun yeniden aday olması durumunda? Şimdi bu zarar verdi meselesi ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi bir cümleden ibaret birileri onu görüyor, bütünü okumuyor. Okumadıktan sonra da ona ya biz bütününü okuyoruz, merak etmeyin. Polemikler oluşuyor. Yok, sizinle ilgili değil. Siz elbette bunu sorgulayacaksınız, elbette üzerine gideceksiniz. Bu gazeteciliğin asgari gereği. Keşke bütün medya bunu böyle yapsa. Zaten o zaman daha özgür bir medyayla karşı karşıya kalırdık ki ben yani sizin sorunuza bir itirazım yok. Sadece kendi yaklaşımımı, biçimimi daha net bir biçimde aktarma noktasında eksiğim olmuşsa o sebepten dolayı tekrar ettim. Sorunuza gelince biz İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili ne yapacağımız, nasıl bir tutum ortaya koyacağımızla ilgili şu anda bir karar vermedik. Önceliğimiz kendi adaylarımızı Türkiye'nin her yerinde çıkarmak. Elbette yerel yerel işbirlikleri olabilir, ittifaklar olabilir. Bunlarla ilgili ben bunları kategorik olarak reddeden bir dil kullanmadım zaten. Ama önceliğimiz doğal olarak bir siyasi partinin kendi adaylarını çıkarması. Bir kişi muhalefette diye otomatikman ona destek verme gibi bir yaklaşımı söz konusu olmaz. Böyle bir yaklaşım olsa o zaman siyasi partiler çıkar, sen benim adayıma destek ver, sen benim adayıma destek ver olur. Dolayısıyla bizim şu anda gündemimiz şu veya bu adaya kesin destek veririz şeklinde bir yaklaşımdan daha ziyade kendi adayımızı çıkarma noktasında. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Sayın Yeneroğlu, Deva Partisi milletvekili. Umarım bu önümüzdeki seçimlerde bir önceki seçimde yapamadığınızı, Deva Partisi'nin işte ilkesel duruşunu ve fikirlerini anlatamadık diyorsunuz. Umarım önümüzdeki seçimlerde 7 ay var önümüzde rahat rahat anlatırsınız inşallah.